taraflarına. Heyecan geçti mi? Yani yoktu çok. Sen heyecan yok, sen ne yapacaksın? Benim biraz kamera geliyor. Kendinizi mühendis hissediyor musunuz? Ya şimdi böyle hayır. Mühendisliği kazandıktan sonra babaanneme gittim. Bana şey diyorum, enstrüman mühendisi okuyacağım falan. Bana şey, tornavida takımı çıkardı. Tamam, artık çekime geçelim. Sizi de bekletmeyelim. İlayda, Sıla, Yunis Tart'a hoş geldiniz. Arkadaşlar, videoyu izlemeden önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, videonun altına yorumlarınızı atmayı unutmayın. Artı soru ve görüşleriniz için de hem videonun altına hem de Instagram hesabına, artı bizim kişisel hesaplarımızdan da sorularınız için ulaşabilirsiniz. Lisede arkadaşlarımız bize üniversite ve üniversite yaşamına dair sorular soruyorlar. Biz de burada onları muhataplarıyla buluşturuyoruz. Bugün de Endüstri Mühendisliği bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlarımızdan Instagram ve YouTube üzerinden soruları toparladık. Derledik, hazırladık. Şimdi birazdan size o soruları yönelteceğim. O zaman hazırsanız sorularınız geliyor. Hazırız. Bu bölümü okuyan birinin kişilik özellikleri nasıl olmalıdır? Rekabetçi olmalı bence öncelikle. Çünkü piyasa biraz rekabet istiyor yani. Onun dışında sosyal olmalı. Yani insan ilişkileri kuvvetli olmalı. Ya ben de Sıla'ya katılıyorum. Ama bence bir de şey lazım, bence kafadan sıyrık olmak gerekiyor. Özellikle mühendislik düşünüyorlarsa birazcık daha kendinizi belli etmeniz gerekiyor. Ağzınızın birazcık daha laf yapması gerekiyor. Aynı zamanda Sıla'nın dediği gibi hırslı, azimli de olmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla endüstri mühendisi var piyasada. Yani sizin farkınızı bir şekilde belli etmeniz lazım bence. Sizce neden çok tercih ediliyor? Çünkü liseden yeni mezun olan birisi genel olarak ne yapacağını tam olarak bilmiyor. Endüstri mühendisleri de biraz hani her yöne açıldığı için, açılabildiği için yani. O yüzden bence bu sebeple tercih ediliyor olabilir. Yok. Bir de şeyden dolayı olabilir. Yani yüksek bir mühendislik puan olarak, genel olarak. O yüzden hani genelde ne istediğine göre değil de puana göre de çok tercih yapıldığı için tercih ediliyor olabilir. Yani popüler olana gitme eğilimi de çok olduğu için onun da bir etkisi vardır tabii ki, ama bence yani benim seçmemdeki en büyük etken çalışma alanının çok fazla olması. Yani bir de tercih yaparken ileride ne yapacağım diye düşünmeniz o an gerek yok. Aynen. Artı bir şey daha var. Hangi şeye baksam, iş ilanına baksam şey var. Yani hep endüstri mühendisi var yani. Her işe başvurabilirsin. Evet. Şey gibi, lise mezunu ya da endüstri mühendisi elemanı arayabilirsin. Bu bölüm için bir cinsiyet ayrımı söz konusu mu? Yok. Kızlar hatta bayağı fazla yani endüstri mühendisliğinde. Mühendislikler arasında böyle kız oranı en yükseklerden birisi olabilir. İş alımda da yani hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Olacağını da sanmıyorum. Ya iş alımda zaten genelde avantajlı oluyor kadınlar. Daha öyle çok. Diyorsun? Yani biraz daha böyle kadın, iş hayatında kadın falan olayları olduğu için o yüzden yani farklı bir anlamda değil. Bence şöyle, ilk işe alımda kadın olmanın bir avantajı var. Çünkü erkeklerin şey, askerliğinden dolayı sıkıntı olabiliyor işe girme konusunda. Yani bizim o konuda avantajımız var ama yaş büyüdükçe artık bunlardan bahsetmeyi bilmiyorum da. Hani artık böyle evli misin gibi sorular geliyor doğum isminden dolayı. Doğru. Şirketler çok yanaşmak istemiyor. Diğer mühendisliklere göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? Avantajı bence bütün üniversite okuduğumuz süre boyunca yani ne yapacağımıza karar verebiliyoruz ve hani üniversite okurken aslında biraz daha iş hayatını hani ufak ufak gördüğümüz için o dönemde buna karar vermek daha avantajlı oluyor. Diğer mühendisliklerde mesela biraz daha alanını sınırlıyor. Ama aslında seçerken çok da o sınırı bilmeyerek seçiyor herkes. Endüstride böyle bir şey yok yani. Dezavantaj şu olabilir. Dediğim gibi bir mezun olduğunuz zaman artık bir karar verme dönemi başlıyor. En çok böyle mezun depresyonu dediğim şeyi ben endüstri mühendislerine görüyorum. Bir de şunu yaşadım ben. Diğer mühendislikler pek endüstri mühendisine şey bakmıyor. Aa, siz mühendis değilsiniz.
kafası olmuyor birazcık. Onun verdiği bir rahatsızlık oluyor, bir kendisi gösterme çabası. Girmemek için kendimi parçalıyor. Bir osuruktan mühendis falan var. Sorayım, kendinizi mühendis hissediyor musunuz? Hayır. Hayır. Yani ben de hissetmiyorum açıkçası. Ya mühendis deyince de böyle çok şey oluyor yani hani. Hissediyor çok musun? Kaba mı geliyor mühendislik? Ya mühendis hissediyor musun deyince böyle sanki çok böyle bir bilgi birikim lazımmış gibi geliyor. Hani öyle bir şey yok henüz. Mühendisliği kazandıktan sonra babaanneme gitti. Bana şey diyorum, enstrüman mühendisi okuyacağım falan, bana şey tornavida takımı çıkardı. Bayağı böyle büyük takım yani. Ya. Enstrüman mühendislerine neden ördek deniliyor? Ördek mi? Ördek deniliyor. Nasıl yani? Sıfatla karşılaşıyor. Mesela suya giriyor ama yüzmeye bilmiyor. Karadolara uçamıyor. Yani her şeyi biliyor değil mi? Ha, evet. Evet, mantıklı. Şu an aynen. Bundan sonra kabullendik. Ördeyim ben. Hepsinden biraz. Ama hiçbirinden tam değil falan. Bir üniversitenin endüstri mühendisliği okuyan öğrencisine sağlayabileceği en önemli imkan nedir? Ya bence iki şey var. Bir, çağ ve iş hayatına uygun özellikle programlama alanında bir destek sağlaması. Yani artık her şey kodlamaya doğru gidiyor. Okulda aldığınız derslerin buna yönelik ve çağ yönelik olması bence çok önemli. Bir de bence çok fazla seçmeli ders imkanı olmalı. Ki hani hangi alana gitmek istediğinizi rahat bir şekilde görün. Atıyorum kendi gidip finans dersi alabilirsiniz, işte kodlama dersi, işte veri analizi dersi de alabilirsiniz. Yani böyle kendinizi keşfedebilirsiniz bence. O yüzden seçmenin ders yoğunluğunun fazla olması önemli bir faktör diye düşünüyorum. Yani öğrenciler kulüplerde kendilerine çok fazla fayda sağlayan ortamlar bulabiliyorlar. O yüzden okulların da kulüplere destek vermesi bu noktada öğrenciler için bayağı faydalı olur. Çok fazla ödev, proje yapıyor musunuz? Evet. Çok fazla. Her hafta rapor yazıyordum ya. Bugün sunumdan geldim yani. Evet, bayağı yapıyoruz. Yani son iki sene full sunum ve raporla geçti diyebilirim. Aynen. Ödev proje hazırlamayı mı tercih ediyorsunuz, sınava çalışmayı mı tercih ediyorsunuz? Ödev projeyi tercih ederim ya. Yani bu hem sizi iş hayatına hazırlıyor, hem yani dil yeteneğinizi arttırıyor, sunum yeteneklerinizi arttırıyor. Şimdi, endüstri mühendisliği yazıldıktan sonra ilk hayal CEO olmaktır. Hayaller hayat. Bir endüstri mühendisliği mezununun iş hayatında başlangıcından sonuna kadar geçen basamakları bize biraz anlatabilir misiniz realitede? Yani önce iş bulmak lazım bir kere. o sıkıntı var. Peki CEO olmanız için kaç yıl gerekiyor? İkisine göre değişir ya gerekiyor aslında ama 40'tan aşağı imkansız. Bir startupta çalışırsın, 2 yıla olursun falan. Ama aynen, eğer böyle bir kurumsal bir şirkette, oturmuş bir şirkette başlamak istiyorsan adım adım yükselmen lazım ve bu 40-50 yaşını bile bulabilir. Yani. Diğer soruya geçiyorum. Endüstri mühendisinin CV'sinde bulunması gereken şeyler nelerdir? Staj. Yani genel olarak şey herhalde hani bir kulüplerde aktif rol alıyor olması ve staj ya da farklı hani şeylerde, girişimlerde falan bir yerlerde çalışmış olması yani. Bir de okul dışı aktiviteleriniz çok önemli. Endüstri mühendisi o kadar çok var ki bir farkınız olması lazım. Bunun için de zaten dersler de aşırı yoğun değil. Yani boşta durmamanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz için şeyler yapmanız lazım. Yani profesyonel yüzücü olmanız bile bir artı yani. İlla böyle gidip aynen bir vakıfta bir şeyler yapmanız, bitirdiği yazıcı yapmanız da gerekmiyor yani. Bunları da yapsanız çok güzel olur. Yani kesinlikle okul dışı aktivitelere önem vermek, işte yurt dışı programlarına katılmak, böyle değişim programlarına katılmak falan çok büyük artı ve şirketlerin istediği şeyler. Peki ortalama önemli mi? Yani ortalama aslında çok önemli değil bence. Ama bazı şirketler tabii istiyor ortalama yani. Bir sınır koyuyorlar. Yani. Evet. Aynen, bazı şirketler koyuyor. Genel olarak onun dışında yani ortalamadan çok işte az önce dediğimiz şeyler daha çok önemli bence şirketler için. Bu bölümü okumaya ailenizi nasıl ikna edersiniz? Ya aslında biraz böyle
şey vardı ilk başta onlarda, hani tıp oku falan isteği vardı biraz. Ama olmadı. Vay gelmece ne oldu ya? Dediğim gibi yani neredeyse her iş ilanında ben endüstri mühendisi görüyorum. Ya hakikaten her işi yapabilirler. Yani çok da rahat okunan bir bölüm, prestijli de bir bölüm bu arada. Mühendislik en nihayetinde. Hani ben çok aşırı, yani bilgisayar mühendisi kadar şey yapmıyorum, atıyorum. Hevesi değilim bilgisayar mühendisine deyip. Çağda ayak uydurmak isteyenler için endüstri mühendisi çok doğru bir seçenek ayrıca. Çekimin sonuna geldik. Bizce keyifli bir çekim oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. O zaman zahmet ettin geldin. Ayaklarına sağlık. Kıyamet kopabilir.